Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Başkent Organize Sanayi'deyiz. Adil Çevik abimizin yanındayız. Adil abimizle işare yaptık. Yani kardeşimiz var, o tavsiye etti. Çok eski ırk kuşları var, hava biraz soğuk. Adil abinin mekanı geçeceğiz, şimdi kuşları kolledik. Orada güzelce Adil abimiz bize kuşlar hakkında biraz bilgi verecek. Allah nasip ederse yarın akşam da mezat yapacağız. Çok güzel hayvanlar var. Çok eski soy, yılların emeği var. Mekana geçelim orada, hem Adil abimiz bize güzel bir izahını yapsın. Ondan sonra da devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, kümesten kuşlar aldık, geldik. Adil abinin mekana çıktık. Aşağı çok soğuk. Kümesten burada dedikken biraz söyleşi yapalım. Ben muhabbet ederim. Ben kuşlar hakkında bilgi alalım. Sizlerden hep bir bilgi verelim. Ondan sonra bismillah diyelim, kalkalım. Şimdi Adil abi, şu bozduman, katman bozduman meneklerden, bunlardan 4 tane aldık değil mi? 4 tane mi? 6 tane mi aldık? Bunlardan 2 takım mı 3 takım mı Adil abi? 2 takım. Bunlardan 2 takım. 2 takım aldık. Bunlara yakın olan 2 takım da boş değil mi? Bozkirler var. Bozkirler bunlar zaten birbirlerine bağlantılar değil mi? Yani. Yakınlar birbirlerine. Bozduman kirler hakkında bunlar ne zamandan beri baktığın kuşlar? Bunlar bozkir dedişim yavrular. Bozkirler de bunlar da yani. Benim orada ana bozkir dedişim var. Ferekse dedişim var. Bunlarla hepsi bozkirlerle aynı kanat. Tamam tamam. Bunlardan uçurdun mu? Bunlardan uçurdum. Özellikle bu elimizdeki erkeği uçurduk. Bu erkek yavrunda havayı başlar, yani havayı başladı derken 15-20 metre yukarılardan almaya başladığında falan çok uzun mesafeler yapıyordu. Takla arası çok uzun oynuyordu. Açık oynuyordu takla arası. Takla arası açık, evet. Öyle olması daha güzel, daha çok iyi. Çok güzel, can yırtılışa matala oynuyor. Atma, gezme çok süperdi bu kuşlar. Yatırdım. Kanada geldi, yatırdım. Daha birkaç gündür uçuruyorum. Ha şimdi eki antrenmanına başladım. Eki antrenmanına başladım. Anladım. Bunların bozkirlerinden de uçurdun. Bozkirlerinden de uçurdum. Özellikle anne dişi var burada bunların teyzesi. Bunlardan 6 tane, 4 tane var arkadaşlar. Anne dişiyle. Bozkirli anne dişi var. Bunlar herhalde ufaklar, gençler. Ana dişi mi? Ama yavrusu, erkek yavru. Erkek yavrusu. Ana dişi, erkek yavrusu. Bunlar o zaman dediğin gibi bunların hepsi bir familya. Şu yavru herhalde şu. Tabii. Benim şu ana dişi herhalde. Beyaz ebe dişim, o 21 yaşında dediğim ebe dişimin torunları bunlar. Yes. Beyaz dişimden çıkma. Beyaz dişimin kendi yavrusu var. Bozkirli dişim orada gösterdim. Tamam. Yani bu kuşların teveriyatları çok eski eden hayvanlar. Senin kümesindeki damızlıklar. Tabii. Kaç seneden beri bunlara hizmet ediyor musun? Bunlar olarak 8 sene. 8 senedir bunlar yani hizmet ediyor. Ama Üzerlerden çok güzel arkadaşlar. Yani beyaz soyları aşağı yukarı 35 senenin üzerinde bende. 40 sene yapıyorum. Vallahi pudra dökmüş gibi elde duruyormuş. O kadar da yumuşaklar. Yani bu boz dumanlı kirliler, kaplan boz dumanlı kirliler, boz kirliler bunlar o zaman aynı kalmışlar. Aynı. Bu ana dişiyle uçurdum. Tabii bu uç peki bundaki zaten uçurduğun erkekteki o atım, gezim bunda da aynı mı? Dişilerde de aynı mı, erkekler farklı mı? Dişilerde sefer daha fazla. Yani sefere daha çok sokuluyor bu dişi. Genel öyle olur tutmuşlar. O 30 metre, 25 metre, 30 metre falan yapıyordu bu yavrunda. Bu aşağıda sokuluyordu. Bunu aşağı sokulduğu mesafelerde de seyrettik. Fakat bu kuş ekeye kaldırdığımda ufak bir eser attı. Ondan beri uçurmadım. Ama şu anda düzeldi. Şu anda da istediğim gibi uçan oynar. Yani antrenman verirse şu anda 4 yaşında. Yani atımları, gezimleri falan çok güzel. Yüksek uçumlar ilk yavruluklarında falan çok mu? İnanılmaz gözden kaybolurdu. Unutun içinde kaybolurdu. Bu. Benim beyaz adamın girdiği kuşlar çok aşırı yüksek uçan. Şimdi bu büyük erkeğin dişinin erkeği de bu. He, o erkek baba erkeği. Uçmadı, bu baba erkeği. Baba erkeği bu. O çok yanık büyüdü küçükken. Onun için öyle biraz fındık gibi kaldı yani. Göz yapıları falan çok güzel arkadaşlar kuşlarım. Bir o kadar da pamuk kuşları ya maşallah. O zaman bunlara diyoruz ki ne? Bozduman kirliler. Bozdumanlar bunlar. Boz kirliler bunlar birebir aynı kanat. Aynı kuşlar yani. Aynı kuşlar. Şimdi
Fazla da senin de vaktini almıyorum. Fazla da geç olduk. Biz de geç kalmayalım. Bunların yanında da patik de var. Bu dumanlı kirler. Bunların bu dumanlı kirler, bunlar polis Mehmet abi var. Polat abi. Evet. Mehmet abinin çok eski Sincan'da beslediği kuşlar. Bunlardan yani bir abisinden bahsediyor. Şimdi ismini hatırlayamadım. O yani babası yaşında bir amcasının oğluymuş. Onun kuşlarıymış. Sahi Musa'dan gelme imişti kuşlar. Öyle anlatırdı Mehmet abi. O kuşlarda bunlar aldığın kaldı. Bunların baba soyu. O erkeğe bir tanıdık bir arkadaşın oğlu, Mehmet abinin arkadaşının oğlu bir orijinal bir esas edişi getiriyor. Artık Irak'tan mı getiriyor, nerede getiriyor bilemiyorum işte, orası yalan söylemeyeyim. Orijinal esas edişiyi vurmak için onu istiyorlar, bunları alıyor. Kimden alıyor bu? Sayın Mehmet abiden alıyor. Mehmet, polis Mehmet'ten alıyorlar. He. O erkeği alıyorlar, bunların babasını. Bunların anne soyuna vuruyorlar, bu kuşları alıyorlar. Bu kuşların içinden nadiren de olsa, orada bir tane gösterdiğim. Kaplama. Kaplama verir. Bir aynen esasi gibi. Aynen tam esasi hayatında çıkıyor. Aynen esasi renginde boyu kaplamalardan çıkıyor. Yani bunlar da Sayın Usta'nın kuşların soylarına dayanıyor. Evet. Dayandı. Bunlardan biz 4 tane mi 6 tane mi aldık bunları? Şu anda 4 tane. O da o Fransa'ya sattığımız bir arkadaşımıza verdiğimiz iyi paralara da gitti bunların sülalesi. Ebesi dedesi. Ebesi dedesini Fransa'ya gönderdi. Fransa'da bunları. Şimdi biraz rahatsızım. Arkadaşın ismini hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamadım. Gördüğünüz bir tane. Ali saç kesen verdi kuşlara da. Fransa'ya da. Anladım. Yani, onun iyi tanıdığı bir arkadaşımız. Güzeldi. Fransa'da da bunların birerin kardeşlerinde uçuyor, oynuyor şu anda. Videolar da var. Adam paylaşıyor. Uçuyor, oynuyor. Tabii. Arkadaşlar bu kuşları da Adil abi met ediyor. Uçtur bunlara diyor. Sağlam kaplara ver bu kuşları diyor. Bunlardan herhalde 3 takım aldık değil mi? Evet. O kahverengi boncuklardan. Aynen kahverengi boncuklar var. Cam renginde olan boncuklar var eşi eşine. Afyaklar falan da çok değişik kuşlar. Nur abi şöyle bir yakından bir yer. Sen kendin de uçurdun bunlardan ilacın tabii, muhakkak. Tabii ki uçurdum değil mi yani? Sırtları biraz ağır geçiyor diyor herhalde değil mi? Sırtları aynen, biraz ağır geçiyor diyor. Geçen sene 2 tane erkek pörçünü kırdı benden. Bunlardan. İnerken mi? İnerken tersleri kendine vurdu, pörçünü kırdı. O artık bana göre hata değil de hayvan çok sık olduğundan. Ya iyi de tam oturana kadar olur. Bizde evet, oluyor. Evet oldu yani. Bizde de oluyor. Benim de mesela bizim Oktay abiye gönderdim o boz dumanlı yok muydu? Uçurduğumuz. O da öyle. Yavrunu da çevirip pörçünü kıldı. O da koyuklar açılmıyor. Mesela nasip olursa, havalar müsaade ederse şimdi uçuracağım bunlardan. Gelir burada canı da açar. Canı da nasip olur da. Şimdi müsait olmazsa bile şurada bir şey kalmadı. Gökte şey kaldı Allah nasip ederse. Bahara buradan gitmeden önce. Kapı bizim kapımız. Yeter ki. Bahara gitmeden önce bu dumanlı kirlilerden burada uçuracağım. İnşallah herkese de seyrettirir. Telefonumun azizliği eski videoların kalmadı elinde. İnanılmaz da mesafeler yapıyorlar. Bu dumanlılar. Tabii. Ya diyor ya şu anda mesela bir tane kardeşleri var içeride dişi. Yani 8-10 taklayla daha yukarıda 8-10 taklayla 40-50 metreleri yapıyor. Havada. Havada. Hem de roket gibi gidiyor yani. Ses soluk güzel. Tabii tabii. Koyu dumanlı kirlilerden de 3 takım aldık arkadaşlar. Onların açıklamasını bizzat kendisinden dinleyelim. Ben fazla konuşmuyorum farkındaysanız. Kuşun sahibini anlattırıyorum. Çünkü biz mezatçılar biraz işi abartmayı seviyor. Şimdi bu sarılar. Bu sarı erkek. Bu sarılar da yine aynı beyazlarımla. Beyazlarımı kırdım dediğim bozumanlar var. Kırkanatlar aldım dedim. Şu buradaki düz bozumanlar. Tamam. Yani bunlar hep o zaman birbirlerine gene dayanıyor. Tabii tabii. Benim yabancı kuş yok bende. Benim beyazlarıma kuş getirdim. Deneyip kırdıklar ve
başarılı olduğun hayvan. Başarılı olduğum hayvanları ben nasip kendime. Bunlar da takım yaptım. Şu bozmanları, bunların beyazlarının bozmanları özde var. Onlara kırıyorum bunları. Bunlar çıkıyor. Bunları tekrar beyazlarıma kırdığımda bunlar sarılar veriyor. Yani sarılar veriyor. Tabii tabii. Yani bu şöyle diyeyim, %70 daha beyazlarıma giriyor. Beyazlara daha fazla yanaşıyor. Aynen. O yani bunlarda da girmesindeki amaç şimdi beyazlar hemen hemen 80 yılından beri sayı tutulmuşlar. En az. En az. Tabii. Diyor ki yani bizim kuşlar çok zor altları diyor beyazları. Kırmalıktan sonra diyor randıman alınmıyor. Yani aldığınızda çok afaki oynar ama diyor tat vermezler. Alamıyorsun değil mi? Tat vermiyor. Şu anda eskiden böyle değildi. Bak burada. Ağlaştığı için yani. He. Eskiden böyle değildi. Eskiden böyle değildi. Eskiden 10 tane uçurduğun zaman en azından 6-7 tane güzel oynuyordu. Mükemmel oynuyordu. Ama şimdi ben 5-6 tane kaldırıyorum mesela bunlardan senelik. Bir tane yakaladım geçen sene. Yani başlığı ağırlaşıyor. Peki ne oluyor? Yani şimdi kuşlarda oyuna mı girmiyor? Yok yok. Makarada mı kalıyor? Nasıl hatalar veriyor? İlk önce şöyle söyleyeyim. Ben hep alt üst kardeş yapardım. Kendi kendime öyle bir şartlandırdım yıllardır. Evet. Kuşlar hep alt üst kardeş yapardım. Bir olay oldu. Bundan 7-8 sene önce Ebe dişiye kendi torununu vurdu. Buradaki 21 yaşında gösterdiğim dişiye. Aynen 21 yaşında yani, dişisi var. Kendi torununu vurdum. O kendi torunu da vurduğum kuşlar Fransa'da o alüminyum kuş gönderdi arkadaşlar. O kuş da Fransa'ya gitti. O erkekler. Anladım. O beyaz erkeğe vurdum. Bu şu anki beyazları aldım. Bunlar yine hani çok mesela şimdilik derecede oynuyorlar. Hatta güzel oynuyorlar. Ya biliyorum şimdi senin anlatmak istediğin oyun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Adil abimizin demek istediği yani eski oyunları yakalayamıyorum diyor yani. Onu diyorum. Yani eski oyunlar. Yani oyunlar da biraz muhabbet ettik. Yani ne bileyim çoğuna yalan gelir anlatılan şeyler. Tabii gözüyle yaşadığı şeyler anlatıyor. Bunlar da o zaman senin beyazlara %70'e yaklaşmış sanırlar. Sanırlar aynen öyle. Beyazlara da geleceğiz arkadaşlar. Dumanları zaten tanıttık. Boz dumanları tanıttık. Şimdi bunları şöyle indirelim. Şu beyazları tanıtalım da fazla da bir uzun sürmüyor. Arkadaşlar da yani kümesi temizleyemediğim için paçalar falan biraz kirlenmiş. Evet arkadaşlar kuş da çok kümesi temiz değil. Yalnız hani öyle kuşlar şekilli kuşlardır. Öyle paçalar maçalar yerindedir yani öyle beyazlar. Şimdi bu beyazlar 80 yılından bu yana sahip çıkıp baktı. Hatta şimdi bizde her şey şeffaf. Bir tane erkek dedim ver. Bir dişi bir erkek dedim kümeste dursun. Yarın buraya bir zarar ziyan gelir. Bizim kümeste olsun. Bir tane erkek aldım. Bir tane de erkek dedi ki ne ya vallahi arabayı versem verecek şu anki şeklim yok. 3 tane dedi. Erkeğim kaldı. 3 tane 4 tane. 2 erkeğe çok ihtiyar. Yumurtalarda boş çıkma olasılığı başlamış. Bir tanesinde evet başladı. Biri öyle dedi. Biz de fazla üstüne gitmedik. Dişi aldık. Dişleri fazla. Bunlar 80'li senelerinden bu yana da sahip çıktı. Hiç kırılmadan kan gerilmemiş beyazlar. Bu feleksizlerin özü mü oluyor? Bunların şeyi kimdi? Ne Kaleli'ydi? Rahmetli oldu herhalde. Yeni geçtiğimiz hafta vefat etti. Ömer Kaleli. Kırık Kaleli. Ömer Kaleli'den aldı. Ömer Kaleli'den. Pehlivan Erol'un kardeşi. Ömer Kaleli'den. Ondan almıştım abi kuşları. Bu kuşlar bana ondan geçmiyor. Sonunu 94 senesinde aldım. 94'te evinden dolayı inşaat olayı olmuş, yıkılıyordu. Kardeşim bu sene tamamını götür dedi. Yabancılar gitmesin dedi. Ve bu kuşları biz
Kayseri Recep abiyle beraber aldık, yaptık Recep abi. Bakamadı, devam ettiremedik. Ben kendimdekilerin hepsini devam ettirdim yani. Orijinalleri ben. Arkadaşlar bu orijinallerinden dişi arıyoruz. Yani fazlalık dişilerden var. Fazlalık dişilerden arıyoruz. Sizlere biz bunları şöyle sunacağız. Şuraya bana verdiğin erkek herhalde değil mi bunu? Evet, aynen. Aynen, şu erkeğe verdi tek. İkinciyi istersen yok dedi, arabanı bırakıp gitsen daha yok dedi, veremem dedi. Onu da biz buraya geldik, bir tanıştık Adil abiyle. Ha, biz de bunu satmayacağız diye aldık, yanlış anlamayın. Koyacağız orada, olay ki başlarına bir hal gelmezse, olur ya burada bir şey olur, canlı hayvandır bu, bizim kapımızda da dursun dedik. Üretirsek bu kapıda da bizim kapımıza da sahiplendiriz. Adil abiden müsaade isteyelim. İnşallah, evet. Bunlardan sizlere sahiplendireceğiz dişilerle. Hepsi orijinalleri. Siyah boncuklar var zaten ayaklarında. O demek ki peçemli dişinin ana baba bir kardeşleri bunlar. İlk yeni aldığım peçemli dişinin ana baba bir kardeşleri. Bunlar orijinal. Kuşlarınıza kan girmek için, aşı yapmak için bunları değerlendirin. Yani takka perçem sevmeyen arkadaşlara duymak için söylüyorum. Ben sevdiğim için takka perçeme çevirmek için çok uğraştım. Bunları takka perçemden başka ne kuşa vurursa vurursunuz hayatta takka perçem yavru alamazsınız. Yani tutup da bir perçem diye vurdum takka perçem verecek diye bir şey yok. Yani takka perçemi alamazsınız. Anladım. Takka perçem zor çıkar. Bunlardan. Yani müfeleksizlerden takka perçem de çıkıyor o zaman. Çünkü tabii orijinallerden yani ilk 8-10 sene bunlardan orijinallerden şey takka perçem yavru alamadım. 8-10 sene sonrasında tesadüf bir peş peşe çıktı. Onlar da birbirlerine girdi. Onlar da 99 veya 2000 senesiydi. Hatta birisi bir doktor vardı ona götürdüydü. Sıtkı abi yavru olarak verdiydi. Et yavru götürdü şöyle. Anaya babaya götürüyordu. Geçmiş gün o zaman iyi paralar verdiydi. Ana babayı o doktora. Et yavrusu vardı. Yavruyu oraya çıkarana kadar görmedim şimdi. Yalan mı söylüyorum? Takka perçeme de çok merakım var. Ana babayı altına yavruyu bir aldım. Daha fikirlemiş yavruyu baktım. Takka perçeme. O da ikinci takka perçeme öyle gittiydi. O kuş tekrardan Sıtkı abiye geldi. Bekir Sıtkı'ya. O takka perçeme dişi. O takka perçeme dişinin de yine ben erkeklerden bir erkek geçti. Rahmeti geldim dolayısıyla Sıtkı abiye. O ikisinden çıkan erkeğe getirdi, evvel dişiye vurdum, buradaki evvel dişiye, bu takka perçemden devam etti. Zaten iki tane böyle dişi var değil mi? Evet. Dişilerin, birini sen ona eşle dediğin dişi. Kümesleri rahatlatalım biraz. İşte onu eşle, ister bunu eşle. Keyfim bir ama ben öbürünü daha çok hoşlandım, yani daha çok seviyorum. Yani şimdi bunları, bu dişileri, bizim bu orijinal dişileri yapacağımız o zaman arkadaşlar iyi bildikleri kuşlara girsinler. Tabii ki tabii. Yani ne batıyor bunlar kuşlara? Sen şimdi yıllardan beri... Atma, uzak mesafeden atma kesinlikle. Atım suratı kesinlikle kaçıyor yani. Atma ve atım suratını kaçıyor. Artı mesafe kaçıyor. Bunlar yani ellerindeki idam zıtlarına, iyi bilgileri kuşlarına girsinler. Bütün herkese arkadaşlar dişileri değerlendirin. 80 senesinden beri... Altlarından da renkli kuşa vurmakta sıkıntı yok. Altlarından renkli vurduğunuz zaman sarı yavru verirler, gökbenekli verirler. Beyaz verir zaten yani. Ya o basittir. Şimdi iyi bir kuşa girer. Hiç... Kuşuna göre yani. Bunu kuşa göre. Onu anlatmayacağım. Ya anladım. Yani... İyi bir kuşa girer, iyi bir merak cinlerinde olur, iyi bir okşama yaptırır kuşlara. Biraz da emek verirse çok yani güzel başarılar yakalar. Yavruyu alıp da yaptığı zaman bilir insan. Yalnız bunların ve yavrularının alacak arkadaşları bilmeyenleri, bilenler çok kimse biliyor da. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yavrudaki böyle kafayı kaldırıp da böyle 3-5 yani kafayı kaldırıp taklayıp da çektiği zaman acayip birden değişir uçumu. Böyle sanki arkasında akbaca kovalıyor gibi uçmaya başlar. İlk etapta zorlandırır, uçumu böyle batırır. Ya bu ne dersin? Ya bunlar ne için uçuyor bu uç dersin? Öyle de çıkar işlerinden. Ama sakın kimse aldanmasın.
kafayı kaldırıp da tarlayı çekip kafayı kaldırıp da yürümeye başladığı zaman hele ki teker düştüğü zaman akılları alır bunların uçumları. Çok değişik suratlı uçumları var. Ve bu dediğim şeyleri karşı tarafa da veriyorlar. Karşı tarafa da aşınıyor. Buldukları uçların altına döküyor. Mutlaka altına çalışıyorlar. Özellikle o yönleri çok iyi. Yani beyazları vurdurmuş acaba bundan olmadı mı? İşte kan ağır basıyor demek ki. Olmadı mı deme şeyi yok yani. Çok şeyini katıyor, çok şey. Ha, şimdi hata şey. Yapan çıkar mı? Çıkmaz mı? İlla bir yani, ilaç çıkacak. Merkuş'un 5 parmağın 5'i de olmaz. Ha. Bu seyisinin de olur, devrekçilerin de olur. Bu da kırık olan. Şu beyazlardan var, bu boyalıyı tapkalıya mı vuracaktı? Bu da %75 kadar aşağı yukarı şeylerinden, beyazlarından. Ha, şu bu boyalı, kanadı boyalı olan uçtu muydu? Bu uçtu. Yalnız bu yarım saat hava serseminde yapıyordu. Çalışıyor. Hiçbir yere düşmeden de gelip hedefine iniyordu. Hiç sağa sola düşmeden. Onun için çok zorladım hani hata yapmıyor, sağa sola düşmüyor diye. Belki bir ay uçurdu. Evet. Bir ay şeyden çıkaramadım. Hava serseminde takıldı. Sırttan çıkmadı. Yani, kardeşlerini oynattı bak. Sattım da bir çok sevdiğim arkadaşıma da sattım. Geldi gördü. Parasını verdi aldı. Oynayanları ne yaptı yani? Oynayanları da gibi mesafe. Yani sen bunun önerini kardeş, bu sezonu... Şu kardeşleri 15 metre ile 30 metre arası seferde tam standart dersen yalan olur. Ama kimi sefer 15 metrede yapıyordu. Kim 30 metrede yapıyordu. Ve erkekleri çok standart böyle yalnız uçumu çok çoğaltıyorlar. 3 saati bulduruyorlar. 3 saati bulduruyor. 3 saati bulduruyor erkekleri. Bunun sırrı uçuyor, havayı mı kesmiyor bu? Ya bu kesmediği yok ama şu anda gevşemiş bak. Beyazlarımla girdiği için şu anda bırakmasın istesem bir bırak şurada bir kendimek oynamaz bile yani. Anladım. Bir çekil sesini sorunuz. Hem sesini sorunuz. Rahatlarım çözüyorum. Ne yapayım? İçer yandı. İçer rahatlamış oluyor. Yani şeyini söyledim. Diyorum yani kuşun hani alan adam bir yerine kalır diye tereddüt etmiyorsun onu anlatmak istedim. Anladım. Bunların bu düz beyazlar, üç tane evet. Düz beyaz. Ha, tam o kadar. Özler. Bu öz. Bu öz mü? Pardon. Bu da o sarları yavrusu. Özlerden kırdığında aldım dedim sarlar var. %75 kalı olan. O sarları yavrusu bu. Sarlardan çıkma beyaz. Bak bu kuşun erkek kardeşi, dişi kardeşi de kuşu oynamış kuşu. Bu kendisi de taklayı çevirdi. Kedi diyor dışarıda dedi. Taklayı çevirdi. Kuş kalabalığından uçuramadı bunu. Bu taklayı çevirmiş vaziyette bu dişi. Çok erkek. Kuşu değil mi? Her şey gerçek, büyük erkek dedin ya birine de indi birine de görüştü. Ha bu ikisi. Bu ikisi birbirine çok yakın. Bu ikisini eşitlerim zaten ya. Bu ikisi güzel. Bu ikisi zaten büyük erkek. O takalların da babası bu. Şu erkek. Takalın babası mı? He. O takalların beyaz boncuğu ne? O zaman siyah boyarıyla takalıyı eşitlerim. Bu ikisini eşitlerim bu boncukları. Tabii tabii. Yani gündemiz ikisini eşitlerim. Takkalıyla da siyah boyarıyor. Bunların şimdi kan orasını o zaman bu feneksizlere %75 oluyor. %75 evet bu beyazlar şunlar. Bozdumanlar girdin geri beyaza döndün sarılar aldın. Aldım beyazlar da çıktı işte. Beyazlar da çıktı yani %75 oluyor kanlar. Beyazlar yani %75 yakın. %25 de bozdumanlar. Anladım. %75'i feneksizler %25'i de bozdumanlar var arkadaşlar. O bozulmanlar. Bunlara da bak. Mutluluklarını zaten anlatıyor, söylüyor.
Tamam. Herhalde yani karıtmadığımız hayvan var mı? Beyazları da bak, bu düz beyazları da alan hiç pişman olmaz. Bak şu dişi dedim. Güzel zaten dedim dişi. De, aynen. Evet. Ha, bunun kardeşini mi uçurdu oynadı? Tabii tabii. Benim oğlum erkek soyunda, dişi soyunda uçurdu oynadı. O sarları gösterdim sarları. Kendimize ayırdık dedim sarları. Yavrum. Yani şu erkeğin yanına yakışan dedin sen, erkeğin yanına yakışan olsun diye bunu veriyorum yani. Vallahi içinden çoğuna yakıştırdım bir aldım. Kendi karnına çok yakın bir dişi. Erkek çok güzelmiş o maşallah. İçini de biliyoruz. Yavrusu bak biraz daha ekemesin o zaman görsen. Yavrusu babadan da. İlla gider. Babaya da bulur mu? Güzel olsun. Neyse onlar dursun, onlar tutarız. Takkanı beyaza, kanadı boyalı olanı. Ne kullanıyorsun? Düzlerde o şekilde takımlayacağız. Tamamdır. Öbürleri de arkadaşlar şimdi takka perşem beyazlarımız var. Takka perşem beyazlarımız da var burada. Gösterdiler bunları. Daha deminki boz duman benekler de benim barınmaksızlıkların dişi yumurtayı dinlenmeye aldı. Abi bu dişiyi de sizlere çıkartacağımız uçlarına bir tane alacağım. Bu dişiyi de ben barınmaksızlara bir gireceğim. Ha, gönlü olan buna da baksın, alırsanız alın. Yani kuşlarla ilgili daha farklı yerlerden de biz bilgi aldığımız için söylüyorum. Bizim derdimiz ne? İyisine hizmet ettirmek. Biz vuruyorsak sizlere de aynı kuşları sunuyoruz. İşte. Demek istediğim olay bu. Demek istediğim olay bu. Yani mesela şu kişi hiç dışarı yüzü görmüyor. Hiç. Yok yok, anlatmak istediğim. Hala bu değil yani. Hani hayvanlar iyi ki alıp götürüp vuracağız, gece uğraşacağız. Tabii, tabii ki. Yani sadece Adil abiden değil, bizim Ali Gir falan var. Cemşit'te onlar falan da bu kuşlarla ilgili bilgileri var. Bu bak, sağda solda beslenilen kaplar da var bildiğimiz. Ali kardeşimize uzmanlardan yavru gönderdim. Uçurdu. Oturdu yüksek bir bina. Binayı dibine oturup binayı sıyırıyor ve bol seferinden Ali'yi kurtuyor bu sefer. Böyle de kuşlar var. Ali şimdi onlardan abi bunların orijinal dişinden ben bir tane dedi. Ali damızlık yaptı. O dumanlardan. Diyor. Ahil abimiz ne diyorsa okeydir. Bakın değerlendirin, yarın bir mezat yapacağız ona nasip ederse. Burada daha kuşlardan var. Adil abimizden bir sene sonra mı bura kapanıyor? Bir senesi mi var? Bura normalde kapandı, şu anda kapandı. Ha, şu anda kapandı. Şu anda kapandı. Hani satılma durumu var, şey durumu. Fabrikadan dolayı Adil abiye köye ev yapmış, o da gidecek. Karabalık kuşları koyacak, muhafaza edecek yer olmadığı için bunları çıkartacağız. Şurada sizlere verdiğimiz kuşların hepsinde, kendi kapısında da kümesinde de var. Bir tane dişi ben aldım. Aynaları var. İki tane beyaz aldık. Onları dedik üretelim, çoğaltalım, dursun elimizin altında. 80 senesinden beri sahip çıktı kuşlar. Alan abilerimiz, kardeşlerimiz inşallah hasadıyla beslerler. Derdimiz sizlere iyi hizmet etmek, iyi kuşlar vermek, iyi kuşlar göndermek. İnşallah hasadıyla yarın mezat yaparız. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun. Güle güle beslesinler. Alan pişman olmaz. Yani hiç gözleri arkada olmadan istedikleri. Çok emek var. Gözlerinin sevdiği, beğendiklerini alabilirler. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Herkese işin az gelsin.